bilmasliklarini bilishmaydi ular. Su içti, lekin bu işte kılgaları yok idi. Azgina kalıyordu kılmaslık. Türkiye'de hem şu, Özbekistan'da hem, Kırgızistan'da hem şu. Fakat şu saval, bir kıl. Bundan bilin ki, bu işini siyasetçiler kılıyordu. Tabutunu kayısı tamamdan kotarsan boladı, onu tamamdan kotarayım mı, çap tamamdan mı dese. Kayısı tamamdan mı dese, kotara vur, içi de bu mesajı buldu deydi. Tabutu içi de bu maslık gereği. Siyasetini içi kırıp olsayız, dininizi parakanda kutlaşaşadı. Siyasette organlarken bilimler derecesi kançeli seviyede organlaştırır siyaset. Mesela dünya siyaseti, Uzbekistan Hop, siyasatını ne kadar organiş gerek? Siyasat üzerinde be, kaç derecede İslam siyasatı itibar karatadı? Degen savol. Siyasat özü Arap tiliden başkaruğunu bildirir degen. Başkaruğu, tizim, sistemege aytılır. Siyasatının türleri köp, kaldırgı günde cari bulup durgen siyasatlar daim gegemonlikini kolge kırıtış, vaziyetini doğru tahlil kılıçlıkke urunuş bu kadar yani insan öz hayatıda kaysı tizimde yaşayatkenliğini biliş kadar organış vacib oladı her bir adamge. Yaşap durgen joyingizni siyasi tizimi sizi dini itikadi yani hayatingizge ne kadar uygun ve ondan ne kadar faydalanış gerek kaysı cihatları itikadi cihattan kabul kılınmaydigan darajada undan saqlanish kerak. Bu har bir kishiga ya'ni vojib hisoblanadi. Lekin siyosatga ko'p odam siyosatni o'rganar ekan, o'sha siyosatni ichiga kirishga harakat qilsa, qobiliyati bor, imkoniyati bor odamlarni, masalan, ta'lim tizimlari orqali shu siyosatga kirishga urinishlari kuzatiladi. Müslüman şahsiyet, din organiyatken, diyanet, Kur'an okup Kur'an organiyatken, hadis organiyip hadis organiyatken adamlar bugünkü günün zamanavi siyasetige hali pişmesten durup aralaştığı köpünce zarar verir. Çünkü okuştan toktatıp koyadı, köp maksatlardan çalgıtıp koyadı ve en hatarlısı organiyen dininizini siyasetge işletişlikke mecbur koyadı. Mecbur boladı. Agar siyosatga kiraman desa. Endi ba'zilar aytadi, ko'proq siyosat haqida hizbiy jamoalar siyosatni monopoliya qilib olishgan o'zlaricha. Go'yo ular biladi hamma siyosatni, lekin bilmasliklarini bilishmaydi ular. Ko'pchiliklari siyosatni to'g'ri tushunmaydi. Tushunmagani uchun din nomidan siyosatga xizmat qilib qo'yayotgan odam bo'lib qoladi. Dinni nomini gapiradi, xalifa o'rnatamiz, ilohiy kalimatulloh, biz Kur'an ve sünnet bilen başkarışlık tarafdarımız deydi de bu geplerini geperişten taşkarı davada başka adamın hizmet kılıyetken bu çıkardı. Geperse buldumaz da. Kur'an-ı Kerim hadisi şeriflerde umumi manada hak dava kılıyetken, adalet dava kılıyetken adamların hammesi hakikat parvar, adalet parvar bura vermegen. Musa aleyhissalatu vesselam'ını kavmi orasida bir o'lik qotil noma'lum topib olishgan bir qavm ikkinchi qavmga bir qabila ikkinchi qabilaga san o'ldirding deb turganda Musa alayhissalom bir sigirni so'yib go'shi bilan o'ligini uringlar dedi. To'g'rimi? Shunda ular nima dedi? Sigirni rangi qanaqa bo'lsin, yoshi qanaqa bo'lsin, unaqasi nima bo'lsin, bunaqasi nima bo'lsin. Oxiri sigir o'ta darajada qimmat bo'lib ketdi. Ularni vaziyati og'irlashib ketdi. Allohning buyrug'i edi, qilmasa bo'lmas edi buni. Ana shu oyatlarning eng oxirida nima degan Bani Isroil? Eng oxirida. Al-ana ji'ta bil haqq degan. Musoga-ya, Muso alayhissalotu vasallamga endi haqni aytding deyishgan. Vaholanki ungacha eng boshida ham haqni aytgan edi. Ya'ni haqni aytyapman men, haqparvarman men, haqiqat talab qilyapman degan odamlarning aksariyati haq davosi bilan kimgadir xizmat qilayotgan bo'ladi. Siyosatni to'g'ri tushunmagani uchun. Musoga ham haq endi haqni aytding deya oladigan odamlar bo'lgan. Keyin davomi nima?
فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ Soygileri yoktu, mecbur soyuştu onu. O da ağır vaziyet olup gitti. Yani tölaştı, bedel ötaştı. Bana şu gepleri ki. Hızb-ı Tahrir bedel ötemedi mi? Ötedi. Dinli namıdan faydalanıp siyasi faaliyet yürütmekçi buluştu. Dinin siyasi cebhesine yine urgu vermekçi buluştu. Akıbette فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ Soyuştu, lakin bu işte kılgaları yoktu. Az gene kalıyordu kılmaslık ki. Allah'ın buyruğundan çıkıp geçişlik ki, az gene kalıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam ki, o şey, beni temimlik adam, Zulhu Vaysire. İ'dil ya Muhammed dedi, adalet kıl dedi. Davada adalet idi, adalet parvar idi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın adaletsizlikte dava kıyordu. Lakin akıbet ne oldu? Özü bedel ötedi şu adam. Demek şuna kadar siyasatını biliş gerek, lakin içine kırıp dinini siyasatka oynatmasılık gerek. Dindar adam siyasattan sırrağı, valentrağı duruş gerek. Uzağını közleş gerek. Biz ne kılıyetken işlerimiz sadakaya cariye bulup dünyadan ötkenden kıyınan devam ettirdiğin işi buluş gerek. Siyasat ne mi? Hadır gökünün siyasatı. Bugün bir iktidarga erişiş, bu iktidar devam etmeydi. İkincisi kıyandı birincisini, ne mi dedi? Tankıt kıladı, yokka çıkaradı. O ornatken haykenle kiyingisi sindiredi. O devam etmiydi o. Lekin din, diyanat devam ederdi. Bizim en mukaddes vazifemiz şu siyaset ne kadar bilişimiz gerek, mukaddes vazifemizin ada kıla aladigen derecede bilişimiz gerek. Şimdi bu katta fan. Mesela bu anakanı Michelangelo'nun anakası var ya. Gasudar diyen. Yok ki Da Vinci'nin aşınaki eserleri var. Davlat boshqaruvi sistemiga aloqador. Ularni o'qish, o'rganish nima uchun kerak bo'ladi? Qur'oni Karim buni o'rgatgan. Fir'avn qavmlarni parchalab olib boshqalardi. Har bittasini alohida qilib parcha-parcha qilib olib, keyin boshqalardi. O'sha parchalanishlikdan musulmon ummati zarar ko'rishlik ehtimolini bilish qadar siyosat zarur. Bizda hozir islom ummatini bitta maqsadi bor. Nima u? Birdamlik. Qani bütün dünya musulmonlarining gapi bir joydan chiqsa, hamma o'zining ulamosiga, mutaxassisiga ergashsa, hech kim o'zi loyiq bo'lmagan da'voni gapirmasa. Qani hozir eng katta orzu shu, eng katta-katta ulamolarning orzusi shu. Arab tilida da'vat qilayotgan, turk tilida da'vat qilayotgan, ingliz tilida da'vat qilayotgan ulamolarning hammasining dardi bir. Lekin bütün dünyada Arap dili, Türk dili, Fransız, İngiliz dili de problemi, muamma ihtilaflarda. Bir hıl. İordaniyada hem aynı Allah diye problemi kılış yaptı. Bütün ümmette parçalaş için ataydan soru veriş yaptı. Türkiye'de hem şu. Özbekistan'da hem Kırgızistan'da hem şu. Fakat şu soru bir hıl. Bundan bilin ki bu işini siyasetçiler kılı yaptı. İslam ümmetini parçala, başkaldı yaptı. Biz siyasatın şu cihatını bilişimiz gerek. Organışımız gerek. Okuşumuz gerek. Lekin adamın kimge hizmet kılıyetkenliğini acıratar kadar bilişimiz gerek. Bilmiydi. Kimge hizmet kılıyetkenliğini bilmiydi. Alam şumul gap. El ana ci'te bil haq. Diyor ki edil ya Muhammed degen adamlarını kılıyetken işini bilmiydi. Uşalarının tarikasından, uşalarının mezhebede çubuğa geldiğini bilmiydi. Ben uzun tecrübemde hali ko'rganim yo'q. Shu da'voni qilgan odamlarning birortasi mart bo'lib o'zining gapini oxirigacha turib yuzma-yuz gaplashganini ko'rganim yo'q. Demak, bundan aniq bir narsa borki, siyosiy zakazlar bor. Buyurtmalar bor. O'sha zakazlar qilinmasa, ularni o'tirgan o'rnidan bir kun qo'yishmaydi. Haydashadi yoki otishadi yoki deport qilishadi. Uni buyurtmani bajarish uchun majburan o'sha joyda o'tirishadi. Bu yoqdagi odamga hech qachon tan olmaydi haqiqatni, hech qachon. Nimaga buyurtmani odamlari? Endi bizning vazifamiz nima? O'shalarga siyosatni bilmasdan aralashib qolib, siyosatchilarning qo'lida o'yinchoq, qo'g'irchoq bo'lib qolayotgan bolalarni ogohlantirish qadar siyosatni bilishimiz kerak. Ko'p latifani keltirganman shu o'rinda. Ulamolar aytadi, siyosatni qayerda bo'lish kerak deganda, afandani haligi la toifi bor. Tobutni qaysi tomondan ko'tarsam bo'ladi? O'ng tomondan ko'taraymi, chap tomondanmi desa, qaysi tomondan bo'lsa ham ko'taraver, ichida bo'lmasang bo'ldi deydi.
Tobutni ichida bo'lmaslik kerak. Siyosatni ichiga kirib olsangiz, diningizni parokanda qilib tashlashadi. Har tomonda ham bo'lsak bo'laylik, siyosatni bilaylik, ustun turaylik siyosatdan. Hatto ulamolar eng katta tavsiyasi shuki, siyosatchilar kelib sizdan maslahat so'rasin. Sharoviy aytadilar, Alloh rahmat qilsin, shu kishining gaplari bor. Men deganlar dindorlarni siyosatchi bo'lishligini yoqlamayman degan. Dindor siyosatchi bo'lmasin degan. Lekin siyosatchilar dindor bo'lsin degan. Buni yoqlayman degan. Siyosatchi odam Allohdan qo'rqsa, u xalq uchun, millat uchun yordam beradi, foydali, birovga zulm qilmaydi. O'sha jihatdan foydali hisoblanadi. Musulmon odam zirak bo'lish kerak. Imkon qadar, zehnini ko'targan qadar hamma ilmlarni o'zlashtirish kerak. Qadimgi ulamolar bilan bugungi ilm talabalarini o'rtasida nima farq bor desa, ulamolar aytadiki, qadimgi ulamolar ilmni ilm sifatida o'qigan. Shuning uchun ular ensiklopedik olim bo'lishgan. Hamma sohani o'zlashtira bilgan. Bugungilar qanday o'qiyapmiz? Bugungilar zarurat yuzasidan o'qiyapmiz. Bir fanga ehtiyojimiz bor, shuni o'qiyapmiz. Nargi javha olib ketyapti. Biz agar ilmni ilm deb o'qsak, bu Alloh taolaning bizga buyurgan buyrug'i deb o'qsak, oz fursatda ummat yana o'zini taniydi. Tarixini qayta jonlantira oladi. Tarixda nima ishlar bo'lgan? Islom ummati butun insoniyatni oyoqqa turg'izgan. İnşallah unga mana shu yo'ldan boriladi.